Hayırlı sabahlar Bihter Kadın. Hayırlı sabahlar, buyurun. Saraya gelir gelmez beni görmek istediğinizi söylemişsiniz. Hayırdır, bir mesele mi vardı? Evet. Dün olanlarla alakalı sizinle konuşmak istedim açıkçası. Seniha Sultan. Şivenaz Hanım saraya geldiğinden beri siz daima kendisiyle bir muhabbet içindeydiniz. Hatta ben kendisine itimat edemediğim zamanlarda bile siz hep onun iyi niyetinden emin oldunuz. Evet, öyleydi. Açıkçası ticari bir meseleden ötürü tartışıyor olmanız benim pek aklıma yatmadı. Belki Şivenaz Hanım'ın yanında hakikati söyleyememişsinizdir diye düşündüm ve tekrar size sormak istedim. Bakın, ben kendisine itimat edeceğime dair söz verdim. Lakin en ufacık bir şey bile benim ona karşı olan şüphelerimi tekrar harekete geçiriyor. Yakın bir zamanda şüpheleneceğiniz bir hadise mi oldu? İşitmişsinizdir. Geçen gece Şivenaz Hanım'ın odasında ayağı kesildi. Evet. Eteği takılmış galiba. Elindeki tepsiyi yere düşürmüş. Bardaklar kırılmış. Lakin ben odaya girdiğimde cam kırıkları etrafa saçılmak yerine sanki düzenli bir şekilde dizilmiş gibi duruyordu. Saçma göründüğünü biliyorum. Bir manası var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Lakin Şivenaz Hanım'la alakalı her şey bana son derece gayri tabii geliyor. Bu sebeple size bir kez daha sormak istedim. Bana kendisi hakkında söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Sabahattin emniyette olabilir. Peki ya Lütfullah? Onu kim koruyacak? Oğlum. Lütfullah. Şivenaz Hanım'la tartıştım. Çünkü kendisinin bir ticaret erbabı olmadığını düşünüyorum. Yanlış kararları yüzünden zarar ettim. Hepsi bu kadar mı yani? Fakat kendisine yanınıza kalmayacak, mutlaka cezalandırılacaksınız gibi sözler söylediniz. Çünkü kendi çıkarı için yüksek vaatlerde bulunduğunu düşündüm. Beni çok zor durumda bıraktı Bihter Kadın. Ben de çok sinirlenmiştim. Maalesef dostluğumuz da bu sebepten zarar gördü. Ortaklığımızsa bitti.